biyoloji.
Ebru hocam sesimiz geliyor mu? Geliyor hocam. Hocam ben bir ricama olacak da. Buyurun hocam. Şimdi hocam bak şöyle bir şey var. Bazen karışıklıklar oluyor. Ne desem? İşte kim şu anda rehberden dolayı da bir karışıklık var. Kim mesela şöyle bir şey bir ayrım özellikle Milli Eğitimler Konsorsiyumu, ortaklıklar zorunlu mu? Baki Hoca'ya bir rica ederseniz onların ayrımını bir görürsek daha rahat ederiz. Mesela okulla Milli Eğitim ortaklık yapacaklar mı? Konsorsiyum olacak mı? Evet hocam aslında bunlarla ilgili geçen hafta bir bilgilendirme toplantımız olmuştu. Yine belki hocamıza mutlaka soruyu yönlendiririz. Ancak daha ziyade bugünkü konumuz Erasmus programına 2021 yılı başvuru süreçleri adım adım anlatılacak. O yüzden zamanımız kalırsa yönlendiririz, zamanımız kalmazsa tekrar ayrıca sorup yine size cevapları iletebiliriz hocam. Tamam. Çünkü bu oturumda daha ziyade hiç Erasmus'a daha önce başvurmamış özellikle okullarımız ve öğretmenlerimiz ya da idarecilerimizle ilgili olacak bu oturum. Ama dediğim gibi elimizden geleni yine yaparız, hocamıza soruları yönlendiririz. Ya şimdi hocam şöyle bir şey var da hani daha önce başvurmamış dedim ya da ayrımı biraz şey olsak daha iyi olur mesela. Baki hocam anlatacak da mesela biz ortakken nasıl başvurabiliriz? Ortak olmazken ya da ya Milli Eğitim nasıl başvurabilir, normal okul nasıl başvurabilir? O konulara da bir sorabilirsek en alttan konuda dağılmamış olur hocam. Olur hocam, dilerseniz soru cevap mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz onu chatbox'tan hocamıza yönlendirirsiniz ya da hocamızın artık inisiyatifi doğrultusunda şayet bir soru cevap bölümü olacak ve orada da dinleyicilerimizin mikrofonunu açmasını isteyecekse orada da yine siz kendiniz söyleyebilir, sorabilirsiniz hocam. Tamam. Teşekkür ederim Ebru hocam. Rica ederim hocam. Bak hocam hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Hadi görüşürüz Elif. Zeynep gelmezse fazla merhaba, gezme. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Geliyor mu sesim acaba? Sana bağlıyorum burada. Şu anda sesiniz geliyor Ebru Hanım. Müdürüm, ben özellikle sesi bir anda açılan katılımcıların sesini kısıyorum. Baki Tamam hocamın olur. giriş yaptığını gördüm. Sesini açmasını bekliyorum. Açık sesin geliyor mu? Şu anda açık. Evet, geldi hocam. Tamam, merhabalar. Merhabalar hocam, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Baki hocam, ha şimdi gördüm sizi. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Heyecanla bugünü bekliyorduk hocam. O zaman tamam. Oturumu başlatıyorum izninizle. Tabii, buyurun. Misafirlerimiz tabii ki yavaş yavaş gelmeye devam edecektir ama biz hani ayarladığımız süreye riayet etmek bakımından başlayalım diye düşünüyorum. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Yine Çiğli Milli Eğitim Öğretmen Gelişim Akademileri programı ve projesi adı altında bir seminerle birlikte yine sizinleyiz. Geçen cumartesi katılanlarınız vardır. Belki daha sonra YouTube kanalımızdan izleyenleriniz vardır. Murat hocamızı konuk etmiştik ve onunla 2021 yeni program rehberi üzerine incelemeler ve soru cevap şeklinde bir program yapmıştık. Bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuz var. Baki Karaçay hocam. Tekrar hoş geldi kendisi. Baki Karaçay hocamla tanışmamızı çok kısa bir şekilde ben özetlemek istiyorum. Kendisi Antalya Valiliği'nde AB ve Dış İlişkiler Proje Biriminde proje koordinatörü idi. Çok yeni emekli olduğunu öğrendim ve bir program yapmak istedim. Sağ olsun kendisi de bizleri kırmadı ve özellikle de Erasmus'u sıfırdan öğrenenler için özel bir program yapma talebi de hatta kendisinden geldi. Bu açıdan kendisine de çok teşekkür ediyoruz ve aramızda olduğu için de gerçekten minnettarız. Baki hocam, izninizle o zaman ben kısacık şöyle siz hazır da sunumu paylaşmadan önce kısacık bir bilgi vereyim. Sonra şube müdürümüze sözü devredeyim. Sonra da tamamen programı size bırakmak istiyorum. Uygun mudur hocam? Tabii. Buyurun lütfen. Baki Karaçay hocamız Antalya Valiliği Avrupa Birliği projeleri eski koordinatörü olduğunu söylemiştim az önce. Ve kendisi bağımsız değerlendirici rolünü de üstlenmiş bulunmakta. Proje döngüsü yönetimi PCM dediğimiz ve eğitmenidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı PCM eğitmeni 2013 yılından itibaren ve İçişleri Bakanlığı ile de İngiltere Büyükelçiliği 2019 yılında AB uzmanlık eğitimi belgesi bulunmakta. Kamu yönetiminde yüksek lisans yapmış olan hocamız ziraat mühendisliğinde de lisans eğitimini görmüştür. Son 11 yılı yöneticilik olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde de 25 yılı aşkın profesyonel kamu tecrübesi sahibidir kendisi. Ben de geçen değil ondan önceki yıl şehir eşleştirme programına Antalya'da katıldığımızda Denizli Valiliği Dış İlişkiler Birimi AB proje koordinatörü olarak kendisiyle tanışma şerefinde bulunmuştuk. Tekrar hoş geldiniz hocam. Birazcık da siz belki kendinizden bahsetmek istersiniz. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım, Ebru Hocam. Siz güzel yeterince tanıttınız zaten. Merak eden arkadaşlar bir web sayfam var, bakikaraçay.com. Orada daha detaylıca bilgi edinebilirler. Şöyle bir şansım var benim dediğiniz üzere. Özellikle yerel düzeyde uygulanan Avrupa Birliği süreç, Avrupa Birliği projeleriyle ilgili süreci dışarıdan değil, bizzat katılımcı olarak içeriden izleme ve değerlendirme şansına sahip oldum. Dolayısıyla aslında ben bir eğitmen değilim ama 11 yıllık çalışmalarımla, ondan öncesi de var projelerle ilgili, uluslararası projelerle ilgili çalışmalarım, yatırım ve işletme kredileri projeleri şeklinde çoğunlukla. Bütün bunlardan edindiğim birikimi mümkün olduğunca bu işe gönül vermiş arkadaşlara aktarmayı amaç edindim ben. Ondan dolayı da sizlerle birlikteyim. Öncelikle size ve ekibinize, yönetime, bu organizasyon için teşekkür ederim. Bütün katılımcılarımıza da hoş geldiniz diyorum ve hepsine de katıldıkları için. Aki hocam bir soru sorabilir miyim? Aki hocam bir soru sorabilir miyim? Elbette, buyurun. Sizi daha öncesinden de tanıyorum hocam. Bir ikisinde de bir denk gelmişim oldu. Hocam benim eğer mümkünse, tamam mümkünse, yani şey değil de şimdi şu var. Ben daha önceki bir iki şeyde katıldım da eğitimlere. Burada şey diyor mesela, bir ayrımda bazen eğer vakit kalırsa mesela ortaklık olmadan ya da mesela Milli Eğitim tek başına nasıl vuracak mı ya da okullarla ortak olma programları hangileri olur? Eğer vaktimiz olursa onlardan da bahsedebilirsek çok sevinirim. Çünkü bu sürekli eğitimlerde bir kargaşa yaşanıyor. Mesela Milli Eğitim neydi? Ortak mı olacak, ayrı mı? Hep o şekilde bir kargaşa oluyor hocam. Eğer mümkün olursa vaktimiz olur. Ben alırsa. Zaten yeni başlayanlara yönelik olarak hazırladım bunu. Açıklayacağım. Özellikle işaret ettiğiniz üzere proje çalışması
yaparken bir de sunumları paylaşırsak sevinirim hocam. Tabii. Bu yönde beceri kazanmamız için analitik olarak düşünmemiz ve konulara analitik yaklaşmamız çok önemli. Yani her şeyi bir havuzdan öğrenmek yerine adım adım ve kompartmanlar halinde, tıpkı kitaplarımızın farklı bölümlerine farklı kitapları birbirini izleyen sürecin farklı kitaplarını koymuşuz gibi düşünelim. Bugün anlatacağımız konu, bundan öncesinde ne var, bundan sonrasında neler öğrenebiliriz, bütün bunları etraflıca başlangıçta bahsedeceğim. Ondan sonra geçeceğim esas konumuza. Evet, bildiğiniz üzere... Hocam, ben izninizle şube müdürümüze bir söz vermek istiyorum. Tabii. Mikrofonu açıksa. Merhabalar. Bak hocam, önce... Sizin deneyiminiz geldiğiniz tarafından baktığımızda ne kadar değerli bir seminerciyle veya da değerli bir insan olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Özellikle bugünümüzü, bu saati bizlere ayırdıkları için. Yani malumunuz Erasmus'lar ilan edildi. 21-27 yıllık bir program var önümüzde. Hibelerin içeriği ne kadar aynı olsa da usul yönünden değişiklikler var. Bu Erasmus'lar bizim için bir vizyon. Nitekim bakanımız da 2023 vizyonunda özellikle belgede Erasmus projelerine ayrı bir önem verdi. Hem öğretmenlerimizin, hem öğrencilerimizin, hem de kurumsal olarak değişik eğitimleri yerinde, değişik kültürleri yerinde görme fırsatını sunuyor bize bu program. Bu neden önemsiyoruz. Özellikle geldiğimiz ilçede bir farkındalık yaratmak için gecemizi, gündüzümüzü çalışarak özel büroyla birlikte gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu sunumun da, bu eğitimin de en iyi şekilde verimli geçeceğine inanıyorum. Hocam, sizin size saygılarımı sunuyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ebru Hanım. Baki Hocam, buyurun, söz sizde. Peki. O zaman ben yeniden başlangıç yapayım isterseniz. Nasıl isterseniz. Özellikle Ebru Hanım'a ve ekibine bu organizasyon için teşekkür ederim. Biz katılımcı arkadaşlarımıza katıldıkları için teşekkür ederim. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Bugün bildiğiniz üzere Erasmus Plus yeni dönem proje başvuru süreci konusu üzerinde duracağız. Yani Avrupa Birliği'nin Erasmus programına proje başvurusu yapmak istiyorsak adım adım bu süreci nasıl gerçekleştireceğimizi başka yerde bulamayacağınız şekilde çok sade ve anlaşılır bir biçimde anlatmaya çalışacağım, aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Erasmus 2021 teklif çağrısı ve onunla beraber Erasmus Plus program rehberi yayınlandı. Dolayısıyla önümüzde 7 yıllık 6 yıllık bir dönem içerisinde 2027'ye kadar dönem içerisinde belirlenmiş olan program kurallarına uygun şekilde başvuru yapabileceğiz ve hibe kazanmamız halinde de yerel düzeyde kurumlar olarak, yani merkez başkentten bağımsız olarak projeler uygulayabileceğiz. Erasmus Plus projesi daha önceden farklı adlarla anılan LDV, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius gibi veya gençlik projeleri gibi başlıklar halinde uyguladığımız programların bir çatı altında toplanmasıyla 2015 yılında başladı ve Türkiye'nin de ortak olduğu bu programda gayet başarılı sonuçlar elde ediliyor. Avrupa Birliği de, özellikle Avrupa Komisyonu da bunun üzerinde çokça duruyor. Buna yönelik olarak da dediğim gibi önümüzdeki sürece dair yeni bir programla ortaya koyduğu kuralları, buna uygun şekilde hareket ederek projelerimizi uygulayacağız. İçeriğinde neler var? Özellikle okul eğitimi, mesleki eğitim. Eğitim dendiği zaman Erasmus Plus projeleri, programı anlaşılıyor arkadaşlar. Yetişkin eğitimi, öğrenme hareketliliği, staj, deneyim, gençlik ve spor alanlarına yönelik olan Avrupa Birliği'nin hibe programı Erasmus Plus. Bu arada bugün anlatacağım konuları arkadaşlar not almanıza bile ihtiyaç yok. Şu anda bakikaracay.com web sitemde son yazım olarak yayınlanmış bulunuyor. Erasmus Plus proje başvurusu nasıl yapılır? Adım adım burada anlatacağım bütün bağlantıları ve görselleri orada bulabileceksiniz. Dolayısıyla dikkatinizi sadece
konunun mantığını anlamaya ve süreci anlamaya vererek buradaki zamanı değerlendirebilirsiniz. Daha sonra isterseniz yazılı olarak bütün metne ulaşabileceksiniz. Teşekkür ederiz hocam. O zaman ben sizin adresinizi paylaşayım, internet adresinizi. Oradan da arkadaşlar takip edebilirler. Bu konsantrasyon için de çok iyi olacak. Teşekkür ediyorum, paylaşıyorum hocam. Sağ olun. Şimdi bu bilgilendirmede önümüzdeki yaklaşık bir saat içerisinde ne öğreneceğiz arkadaşlar veya da hangi aşamadaysak bize hitap ediyor bu bilgilendirme? Buradaki ifadeyi onun için koydum. Bir projemiz var. Erasmus Plus programına hibe başvurusunda bulunmak istiyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Burada göreceğimiz konu bunları içeriyor. Şimdi başlangıçta bir noktayı netleştirmek istiyorum. Proje başvuru formunu doldurmak, proje hazırlamak değil arkadaşlar. Biz yerel düzeyde Avrupa Birliği projeleriyle proje kavramı günlük hayatımıza girdiği için genellikle proje hazırlama, finansman temini için hibe başvuru rehberini doldurmayı proje hazırlamak olarak algıladık. Ama bu çok doğru bir algı değil ve yaklaşım değil arkadaşlar. Projelerin temelde 3 aşaması var. Bunlardan birincisi projenin hazırlanma aşaması. İkincisi bu hazırladığımız kağıt üzerinde bulunan planladığımız, tasarladığımız faaliyetleri hayata geçirmek için finansman temin etme aşaması. Üçüncüsü de elde ettiğimiz bu finansmanı kullanarak planladığımız, tasarladığımız çalışmaları hayata geçirme olarak tanımlayabileceğimiz proje uygulama aşaması. Dolayısıyla bu üçünü birbirinden ayırt etmemiz önemli. Hatırlarsanız eğer benimle yaştaş olan arkadaşlarım rahatça hatırlayabilir. 2000'li yıllarda Türkiye Avrupa Birliği'ne adaylık statüsü kazanmadan önce yerel düzeyde bu Avrupa Birliği projelerini uygulayamıyorduk. O zaman bütün Avrupa Birliği sürecimiz merkezi düzeydeki mali yardımlar şeklinde gerçekleşiyordu. Bütün faaliyetler bakanlıklar, genel müdürlükler, müsteşarlıklar düzeyinde Avrupa Birliği ile gerçekleştiriliyordu. Adeta bir dış işleri meselesiymiş gibi Avrupa Birliği sürecimiz algılanıyordu. Fakat Helsinki zirvesinden sonra Türkiye'nin 1999'un Aralık ayında adaylık statüsü kazanması ve 2000 yılına da aday ülke statüsüyle girmemizle beraber yeni bir sayfa açıldı. Ne oldu burada? Yerel düzeydeki eğitim kurumları, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler gibi, özel idareler gibi merkezden yani Ankara'dan bağımsız olarak kendi projelerini hazırlamak suretiyle Avrupa Birliği hibelerinden yararlanarak projeler uygulamaya başladılar. Bu neyi sağlamak için? Uyum süreci diye kısaca tarif ediyoruz arkadaşlar. Sonuçta yerel düzeyde toplumda bir dönüşüm, refah standartlarının iyileşmesi, sosyal yaşama dair temel değerlerde yol kat edebilmemiz için katkılar sağlayan projeler artık bugün ülkemizin hemen her ilçesine, mahallesine yayılmış şekilde etkilerini görebileceğimiz projeler oldu bunlar. Şimdi bu sırada dediğim gibi daha önce proje dendiği zaman mimari çizimler daha çok anlaşılırdı. Bir proje ortaya konulduğu zaman Aydınger'de bir mimari çizim açılırdı ortaya, işte proje denirdi. Fakat proje algımız Avrupa Birliği projeleriyle beraber değişmeye başladı. Bizim şu anda uyguladığımız, yararlandığımız bu hibe programları çoğunlukla kalkınma ve işbirliği projeleri olarak değerlendiriliyor Avrupa Komisyonu tarafından. O kapsamda bu hibelerden yararlanıyoruz. Tabii bunlar bizim proje algımızı değiştirdi, ancak dediğim gibi proje hibe başvurusunda bulunmayı proje hazırlamakla aynı şey olarak değerlendirmek gibi de bir yanılgıya düştük. Herkes bu süreçte paralel düzeyde yol alamadı dolayısıyla. Onun için burada bunu ayırmanın önemi var, üstünde duruyorum arkadaşlar. Proje hazırlama başlı başına ayrı bir süreç. Finansman temini için hibe başvurusunda bulunmak, yani bu hibe programlarına Erasmus Plus'ın da dahil olduğu veya Türkiye'nin yararlanabildiği diğer katılım öncesi yardım aracı İPA diye kısa adıyla bilinen program kapsamında, efendim COSME diye bilinen, Ufuk 2020 şimdiki adıyla, Ufuk Avrupa adıyla bilinen hibe programlarına başvurmak, bütün bunlar finansman temini için yapılan çalışmalar. İkinci aşaması proje döngüsünün diyelim. Proje döngüsü çok daha detaylı olarak ele alınıyor ama burada temel aşamalarını görüyoruz. Sonra da dediğim gibi uygulama sürecine geçiyoruz. Peki proje hazırlama sürecini nereden öğreneceğiz? Biz
bu konudaki bilgiler nereden edinecek derseniz benim o konuda bir katkım olabilir sizlere arkadaşlar. Bununla ilgili olarak 30 saatlik bir proje döngüsü yönetimi eğitimi online olarak düzenledik ve şu anda Baki Karaçay YouTube kanalımda 15 oturum halinde bütün bu videolar mevcut. Her biri 1-1,5 saatlik soru cevaplarla beraber 2 saate uzayabiliyor. Bunları izleyerek sistematik biçimde yönetim süreçlerine uygun şekilde bir proje nasıl geliştirilir bu konuyu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Arzu eden arkadaşlar bakın. Bu proje hazırlama süreci içerisinde bir takım analizler yer alıyor arkadaşlar. Yani ne yapacağımızı, neden yapacağımızı ve bundan sonuçta bize ne kazandıracağını, neleri hedefleyebileceğimizi analiz ediyoruz. İkinci aşamada nasıl yapacağımızı yöntem olarak belirliyoruz ve bu tasarım aşamasını gerçekleştiriyoruz. Son aşamada da bir takvime bağlı olarak kimler tarafından ve hangi kaynaklar kullanılarak bunların gerçekleşeceğini planlıyoruz. Buna da planlama aşaması deniyor arkadaşlar. Dolayısıyla proje hazırlama aşamasını böylece arkamızda bırakmış oluyoruz. Bu bilgilendirmede öğreneceğimiz konular geliştirdiğimiz projeler için finansman temini yönünde atacağımız adımlarla ilgili Erasmus programında. Şunu da unutmayalım, her projeyi ille de Avrupa Birliği'nden hibe desteğiyle uygulamak zorunda değiliz. Bazen kurum kaynaklarıyla da proje uygulayabiliriz. Başka dış kaynaklarla da uygulayabiliriz. Yerel düzey, bölgesel düzeyde faaliyet gösteren, ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren hibe kaynakları mevcut. Onlardan yararlanabiliriz. Peki biz şimdi bunlardan Erasmus Plus kapsamındaki projelerden hangisini yapalım şeklinde biraz sohbet tarzında bir giriş yapalım. Sonra gireceğimiz konular fazlaca teknik olduğu için özellikle de yabancı dil bilmeyen arkadaşlar için karmaşık olabilir. Gerçi tabii ben Türkçe olarak birçok başlığı veyahut da formlarda karşılaşacağımız, süreçte karşılaşacağımız ifadeleri paylaşıyorum burada. Ancak karmaşık olmaması için şimdi başlangıçta küçük bir anekdotla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ne tür bir proje yapacağınıza karar verirken iki şekilde yol hareket edebilirsiniz. Birincisi çok kolay şekilde hareketlilik dediğimiz K1 başlığı altında Erasmus Plus'ın yer alan projelere başvurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu konuda bir yanlış algılama var toplumda. Sanki doğru değilmiş gibi bir yaklaşım var bu konuya. İşte Avrupa Birliği projesi uygulandı da ne yapıldı? Yurt dışına gitti arkadaşlar, seyahat etti, döndü geldiler falan. Evet, bu Avrupa Birliği tarafından özellikle teşvik ediliyor. Bu konuda destek veriliyor. Onun için hareketlilik başlığı adı altında hibe programı var arkadaşlar. Yani Avrupa Birliği yurt dışına gitmemizi, orada vizyon kazanmamızı, bakış açımızı geliştirmemizi, yeni teknikler tanımamızı, öğrenmemizi, ön yargılarımızdan kurtulmamızı, işbirlikleri kurmamızı teşvik ediyor. Bunun için Avrupa Birliği ülkelerine gitmek, projeler yapmak, seyahat etmek yanlış değil. Avrupa Birliği'nin doğrudan teşvik ettiği çalışmalar bunlar. Bunlardan yararlanabiliriz. Bunun için hareketlilik projeleri hazırlayabiliriz. Yahut gençlik projeleri hazırlayabiliriz. Yahut diğer okul eğitimiyle ilgili projeler hazırlayabiliriz. Okulumuzda bir etkinlik düzenleyebiliriz. Örneğin bir kısa film çalışması yapabiliriz. Neye yönelik olarak? İşte göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılara yönelik. Yahut engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşması yönünde fayda sağlayacak bir etkinlik yapabiliriz. Yahut başka alanlarda iletişim becerilerini geliştirmeleri yönünde öğrencilerin hareket çalışmaları yapabiliriz. Bir de bunların dışında arkadaşlar biraz daha işi sosyal faydaya dönüştürmek istiyorsak örneğin mesleki eğitim projeleri yapabiliriz. Bu ne demek? Anlatacağım anekdot şuydu. Ben kısa adı Seyupay'da Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi'nin adı. Seyupay'a bir grup öğretmen arkadaş bir gün geldiler bilgi almak için ve bir proje yapmak istediklerini belirttiler. Kafalarında projelerinde tasarlamışlardı. Tasarladıkları şey şuydu, bu öğretmen arkadaşlarımız bir engelli okulunda görev yapıyorlardı ve aralarından biri Finlandiya'ya gidip İskandinav ülkeleri hatırladığım kadarıyla Finlandiya'ydı. Oradaki çocukların
engelli çocukların diğer çocuklarla ne kadar hoş bir şekilde kaynaştıklarını ve diğer kamu hizmetlerinden ne kadar etkin biçimde yararlandıklarını gözlemlemişti. Ve bunun için benzer bir etkinliği de kendi okullarında Türkiye'de yapmayı arzu ediyordu. Burada biraz analiz çalışması yaptık bu arkadaşlarla karşılıklı konuşarak. Şu noktaya geldik arkadaşlar. Bir hibe programına başvurarak belirli miktarda bütçeyi kullanmak suretiyle örneğin 15 günlük bir etkinlik düzenleyebileceklerdi okullarında. Böylece yurt dışından gelen gençlerle, bu okuldaki gençler, engelli gençler, diğer gençlerle kaynaşacaklar, bir takım faaliyetlerde bulunacaklar ve 15 gün sonra herkes kendi ülkesine dönecekti. Yaşam muhtemelen daha önceki şekilde devam edecekti. Fakat şöyle bir sonuca vardık analizler sonucunda. Öğretmen arkadaşlarımız şunun farkına vardılar. Dediler ki aslında bizim eksiğimiz öğrencilere yönelik bir eksiklik değil aslında. Öğrencilerle alakalı bir eksiklik değil. Yani onlara faaliyet düzenleme değil. Biz dediler öğretmenler olarak aslında mesleki becerimizi geliştirip İskandinav ülkelerindeki öğretmen arkadaşlar bu gençlerin kaynaşması için neler yapıyorlarsa onları öğrenmemizde fayda var. Neden? Çünkü bu bütçeyi harcayarak elde edeceğimiz faydanın sürdürülebilirliğini sağlayalım. Proje bittikten sonra da biz kazandırmış olduğumuz o mesleki uzmanlıkla şimdiden sonra da o etkinliği düzenledikten sonra da yeni etkinlikler düzenleyebilelim. Ve öğrencilerimizin böylece kalıcı bir şekilde sosyal içerme dediğimiz o kaynaşmayı yaşamalarına imkan sağlayalım dediler. Dolayısıyla düşüncelerini biraz daha ileri bir aşamaya getirdiler. O zaman dediler ki biz bu bütçeyi bir etkinlik yapmak için değil, bir grup öğretmen arkadaşın mesleki becerisini geliştirmesi için Avrupalı ortak bir kurumdan eğitim alması şeklinde, onlar bu işi nasıl beceriyor yapıyorlarsa bizim de onlardan yararlanacağım, onu uygulayabileceğimiz şekilde bir eğitici eğitimi programına katılalım. Döndükten sonra da biz diğer öğretmen arkadaşlarımıza öğrendiklerimizi anlatalım. Dolayısıyla topyekun bir, daha kapsamlı bir kazanım elde edelim. Bu örneği şunun için verdim arkadaşlar. Sizler de proje hazırlama dediğim gibi proje döngüsü yönetimi eğitimi alırsanız zaten bunu kapsamlı şekilde göreceksiniz ve bunları rahatlıkla değerlendirebileceksiniz. Aynı zamanı benzer bir enerjiyi, emeği vererek ve benzer bir bütçeyi harcayarak daha etkin çalışmalar yapabilirsiniz. Bunun için proje hazırlama ve yönetim süreçlerine uygun hareket edebilecek metodolojileri öğrenmek lazım arkadaşlar. Bu da proje döngüsü yönetimi dediğimiz eğitim kapsamında verilen bilgilere işaret ediyorum bununla. Şimdi varsayalım ki evet hareketlik projesi yahut da bir mesleki eğitim projesi yapmak istiyorsunuz. Bunda koordinatör kuruluş olabilirsiniz yahut başka bir kuruluşun koordinatör olduğu projeye ortak olarak katılımcı olabilirsiniz. Tabii bütün dediğim proje hazırlamayla ilgili. Şimdi bütün bu süreçleri proje döngüsü yönetimi içeriyor ama biz şimdi hangisinin üzerinde duracağız arkadaşlar? Finansman temini için Erasmus Plus programına nasıl başvuru yapacağız? Bir fikrimiz oluştu, analizleri yaptık, tasarımı yaptık, planlamamızı yaptık ve bir projemiz var. Yazıya döktük icabında veyahut da zihnimizde bunu tasarlamış durumundayız. Şimdi finansman temin edeceğiz. Bu arada parantez içerisinde hemen ben Avrupa Birliği projeleri başlığıyla, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımıyla Avrupa Birliği hibe programlarına proje hazırlama ve uygulama tekniklerini uluslararası standartlarda anlattığım bir kitap hazırlıyorum. Yakında basılmasını umuyorum arkadaşlar. Bu kitaptan yararlanarak tıpkı bir Avrupalının yahut Amerikalının proje hazırlama süreçlerine nasıl bakıyorsa, nasıl proje hazırlıyorsa aynı bilgileri edinerek siz de bu konudaki uzmanlığınızı geliştirebilirsiniz. İsterseniz eğitim veren arkadaşlarımız eğitimlerinde dahi yararlanabilecekleri bir kaynak niteliği taşıyor. Çok kapsamlı şekilde hazırlık çalışmasını tamamlamak üzereyim. Basım aşamasında değil. Tabii bütün bu konularla ilgili arkadaşlar Ulusal Ajans Türkiye'de Erasmus Plus hibe programının yönetiminden sorumlu olan kuruluş.
düzenlediği eğitimler var. Burada hemen bir duyurusunu yapayım. İlgilenen arkadaşlar büyük ihtimalle bununla da ilgileneceklerdir. Bu bilgilendirmeyle ilgilenen arkadaşlar. 20 Nisan'da saat 13-15 saatleri arasında Ulusal Ajans tarafından Kabil bireylerin öğrenme hareketliliği konusunda bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacak. Verilen uago.tr adresinden girerek kaydınızı yapabilirsiniz ve bu eğitime de katılabilirsiniz. Gelelim finansman temini. Erasmus Plus proje başvuru sürecine. Proje hazırlama aşaması arkamızda bıraktık takvim olarak. Proje uygulama süreci önümüzde. Hibe kazanırsak projeyi uygulayacağız. Peki hibe kazanmak için başvuru sürecini nasıl yöneteceğiz? Üç aşamalı arkadaşlar. Bir hibe başvurusu yapacağız. İkinci aşamada bağımsız değerlendiriciler yahut dış uzman adıyla anılan aynı görevi yapan kişiler tarafından başvurular değerlendirilecek. Nitelikli olanlar, en yüksek puanı alanlar arasından bütçenin yettiği kadar projeye hibe verilecek. Bunun için de yararlandırıcı kuruluş, yani ulusal ajans yahut Brüksel'e başvuruyorsanız yürütme ajansı kurumunuzla hibe sözleşmesi yapacak. Biz biraz daha şimdi konumuz spesifikleşiyor. Hibe başvurusu bizim esas üzerinde duracağımız konu. Bu bir saatlik süre içerisindeki yarısında neredeyse geride bıraktık. Şimdi hibe başvurusunda bulunabilmek için arkadaşlar başvuruda bulunmadan önce proje teklifimizi geliştirirken program rehberinde açıklanan bütün kriterleri dikkate almış olmamız ve programa uygun olması lazım projemizin. Projeyi buna göre geliştirmiş olmamız lazım. Mali koşulların kontrolünü de sağlamış olmamız lazım. Nereden öğreneceğiz bunları? Program rehberinden. Erasmus Plus program rehberinden öğreneceğiz arkadaşlar. Neden proje teklifi diyoruz? Zannediyorum bilmeyen arkadaşlar da şimdiye kadar anlattıklarımı dinleyerek kafalarında bir fikir oluşmuştur. Çünkü henüz bir teklif aşamasında hayata geçirmediğimiz sürece bu bir proje değil. Ne zaman ki finansman temin ederiz, adeta işin enerjisini, elektriğini projeksiyon cihazına yahut da bilgisayara vermeye başlarız. O zaman görüntümüz ortaya çıkar. O zaman projeye dönüşür. Dolayısıyla finansman temin etmeden önceki planlanma, tasarım aşamasındaki projeye proje teklifi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bilmemiz gereken temel iki şey var arkadaşlar. Erasmus Plus proje başvurusu yapacaksa, demin saydığımız konularda bir proje geliştirdiysek, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik projesi, spor konulu bir proje geliştirdiysek program rehberine uygun olarak, bütün başvurular PDF formatındaki web formlar üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Elektronik olarak yapılıyor. Yani daha önceki dönemlerdeki gibi CD'ye kaydetme, çıktısını alıp gönderme, bir başka yere yükleme gibi eylemler, gereklilikler bundan sonraki süreçte geçerli değil. Nasıl yapılıyor? Formları çevrimiçi olarak açıyoruz. Onlar üzerinde istenen bilgileri dolduruyoruz. Geliştirdiğimiz projeye dair bize sorulan soruların cevaplarını bütün detaylarıyla veriyoruz oraya ve birkaç belge isteniyor bununla beraber. O belgeleri yüklüyoruz. Sonra da gönder tuşuna basarak son başvuru tarihinde başvurma işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Aslında bu kadar süreç net. Eğer şimdi Erasmus Plus projeleri iki kategoride arkadaşlar. Bunlardan yani başvurusu itibariyle merkezi projeler ve ülke merkezli projeler olarak ayrılıyor bunlar. Ülke merkezli olan projelerin başvurusu ulusal ajansa gidiyor. Ulusal ajans tarafından değerlendiriliyor. Yok, eğer siz yürütme ajansı kategorisinde yer alan eylemlerden birine başvurmak istiyorsanız Brüksel'e başvuru yapmış oluyorsunuz yürütme ajansına. Değerlendirme orada Brüksel'deki yetkililer, bağımsız değerlendiriciler, dış uzmanlar tarafından yapılıyor. Sonuçta sizinle hibe sözleşmesinde merkezden yani Avrupa Birliği'nin başkenti diyebileceğimiz Brüksel'deki ilgili kuruluş sizinle sözleşmesini yapıyor. Onlarla yürütüyorsunuz bütün süreci. Dolayısıyla başvurumuzda iki yol izleniyor. Eğer ulusal ajansa başvuru yapacaksak bunun için ayrı bir platform var ve oradan Organization ID denilen, organizasyon kimliği diye bilinen bir harf ve rakamlardan oluşan bir kod elde ediyoruz kuruluşumuzu temsil eden. Yok, eğer yürütme ajansına başvuruda bulunacaksak daha önceden de kullandığımız
PIC dediğimiz Participant Identification Code veya katılımcı kimlik kodu diyeceğimiz 9 basamaklı kodu elde etmiş olmamız ve kullanmamız gerekiyor. Bu elde edeceğimiz Organization ID, organizasyon kimliği veya katılımcı kimlik kodunu kodu bizim kuruluşumuzu tanımlıyor olacak arkadaşlar. Öyle ki formlarda bir kuruluşun PIC kodunu yahut Organization ID'sini girdiğiniz zaman onunla ilgili bütün bilgiler otomatikman forma gelmiş olacak. Artık uzaktaki Avrupa Birliği ülkelerinde veya Avrupa ülkelerindeki ortaklarınızdan bilgi akışı sağlayarak onlar hakkında tanımlayıcı bilgileri elde etmenize gerek yok. Onlar da girişini kaydını yapmış olacaklar. Siz de yapmış olacaksınız. Dolayısıyla forma bilgiler otomatikman gelmiş olacak. Başvuru sürecinin 5 adımı var arkadaşlar. Net biçimde. Birincisi bir oturum açmamız gerekiyor. Buna EU login yahut AB girişi Türkçe olarak diyebiliriz. Bir bireysel olarak kullanıcı hesabı açıyorsunuz. İkinci adımda kullanıcı hesabı açmadan oturum açamıyorsunuz. Giremiyorsunuz Avrupa Komisyonu'nun portalına. Eğer girişiniz varsa proje başvurusu yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kuruluşunuzu kaydetmeniz gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki bir tek program hariç gençlik programı, bunun dışındaki bütün proje başvurularını Erasmus'a kurumumuz adına yapabiliyoruz. Yani bir tüzel kişilikle muhatap oluyor komisyon, yürütme ajansı yahut ulusal ajans. Şahıslarla muhatap olmuyor. Dolayısıyla kuruluşumuzun kaydolması gerekiyor. Kuruluşumuzu kaydetmemiz az önce açıkladığım şekilde OIT ya da PIC numarası almamızı gerektiriyor. Ulusal ajans tarafından veya yürütme ajansı tarafından yönetimine bağlı başvuracağımız projenin. Üçüncü adımda başvuru formunu indirebiliriz bilgisayarımıza. Ama dediğim gibi normal başvuruyu online olarak yapıyoruz. Fakat bunu bir oturumda yapamayacağımız için saatlerce sürecek bizim o formları doldurmamız. PDF formatını indirip kendi bilgisayarımızda soruları cevaplayıp daha sonra da geliştirdiğimiz cevapları forma online olarak girmek en doğruyu. Dördüncü adımda doldurmuş oluyoruz bu başvuru formunda istenen bilgileri. Nihayet beşinci adımda da formu gönderiyoruz arkadaşlar. Hepsi bundan ibaret. Ama bu birinci adım ve ikinci adımı nasıl yapacağımızı, hatta üçüncü adımı biraz şimdi ayrıntılarıyla görelim. Tekrar edelim. AB girişi, bireysel kullanıcı kimliğine sahip olacağız, oturum açacağız, kuruluş kaydımızı yapacağız, formları indireceğiz, formları dolduracağız ve formları göndereceğiz. Bundan ibaret arkadaşlar. Bu arada son başvuru tarihleri 2021 yılı için yayınlandı tabii rehberle beraber, çağrıyla beraber. 11 Mayıs, 30, tam bir ayımız var bugünden sonra bireylerin öğrenme hareketliliği için. Stratejik ortaklıklar için de 40 günümüz var. 20 Mayıs 2021'de eğer ulusal ajansa başvuru yapacaksak. Diğer mavi belirttiğim son başvuru tarihleri Brüksel'e merkezi düzeyde yapılacak projeler için arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyoruz? Hem K1'de hem K2'de. K3'de var ayrıca, buraya almadım. Hem ulusal ajansa hem yürütme ajansına başvurusu yapılabilecek Erasmus Plus projeleri söz konusu. Birinci adımımız AB girişi kimlik doğrulama hizmeti. Yani oturum açmak için daha önceden bilen arkadaşlarımız ECAS olarak hatırlarlar bunu. Avrupa Komisyonu'nun bilgi sistemlerine kullanıcı kimlik doğrulaması için girdiğimiz bir web hizmeti bu. Bunu bir yetkilinin yapması gerekiyor bir anlamda arkadaşlar. Şundan dolayı yahut da yetkilinin güvendiği bir arkadaşın yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü kuruluşu kaydedecek kişi de aynı zamanda orada biliniyor. Ve yetkili olan kişiler de birazdan göreceğiz ekran görüntüsünü kaydediliyor oraya. Kurumun yasal temsilcisinin yani en üst düzeyde bütün hibe kazanması halinde hibe sözleşmesini imzalayacak ve bütün süreçten sorumlu olacak yararlandırıcı kuruluşa karşı kişi yani kurumdaki yasal temsilci bu süreçten haberdar olması lazım. Kurum hakkında hangi bilgiler giriliyor? O bilgilerin doğruluğu konusunda onay vermesi lazım ve bir anlamda kurulacak ortaklıklara yahut başvurularda o bilgilerin doğruluğunu teyit etmiş oluyor bu yetkili olan kimse. Aynı zamanda bütün bilgileri de kaydoluyor. Tekrar AB girişine dönelim. Kayıtlı ve yetkili bireysel kullanıcılar AB girişi elde etmek zorunda. Bir e-posta adresi ve şifre kullanarak bu komisyonun sağladığı
platforma ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz ekranla, bakın şurada ECAS, daha evvelden ECAS'ın adresiyle giriliyor buraya ve ECAS ne oldu diye bir soru var. Buraya tıklarsanız ECAS'ın dönüştüğü ve artık bundan sonra EU login adıyla kullanılacağı yazıyor. Eğer daha önceden almışsanız buraya oturumunuzu açıyorsunuz, e-mail adresinizi yazıp bundan sonra platformda faaliyete başlıyorsunuz. Eğer daha önceden aldığınız bir hesap yoksa, bu adresleri dediğim gibi web sayfamdaki yazıda ayrıntılı olarak veriyorum, bir tıkla ulaşabileceksiniz bu adreslere. Adınızı, soyadınızı, e-mailinizi, kullanacağınız dili ve buradaki kodu girerek yeni bir hesap açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra kaydolmuş oluyorsunuz ve kayıt sürecini tamamlamak için verdiğiniz e-mail adresine bir e-posta geliyor. Oradaki linki tıklamak suretiyle password'ünüzü oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Burada password'ün ne şekilde oluşturulması gerektiğine dair açıklamalar var. Hem büyük harfler olması lazım, hem küçük harfler, hem rakamlar olması lazım 0'dan 9'a kadar ve de şuradaki özel karakterlerden birini içermesi lazım. Sağlam bir password'unuz olsun, sizin yerinize başkası giremesin diye. Eğer password'ünüze giriyorsanız ilerle butonuna basarak açtığınız oturumla komisyonun sunduğu diğer web hizmetlerinden yararlanma imkanına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Girdiğinizin işareti başarılı bir şekilde bu gördüğünüz successful login penceresinin açılması ekranınızda. Eğer e-mailinizi hatırlıyorsunuz ama şifrenizi kaybederseniz, şurada kırmızı işaretli olan password'umu kaybettim linkine tıklayarak yeni bir password oluşmasını, şifre oluşmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu her zaman size kod soruluyor, robotların karmaşa yaratmaması için. Şunu sorabilirsiniz, daha evvelden bizim bir ECAS hesabımız vardı geçen yıllarda. Bu Ekim 2019'dan itibaren organizasyon ID kayıt sistemi başladı. Ondan önce bir proje yapmışsanız ve ECAS hesabınız varsa yeniden AB giriş hesabı oluşturmanıza gerek yok. Kaydetmiş olduğunuz kimlik bilgileriniz ve kişisel verileriniz EU Login'de muhafaza ediliyor. Tüm hizmetlere ve uygulamalara aynı şifreyi ve e-mail adresini kullanarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar, erişebiliyorsunuz. Geldik ikinci adıma. İkinci adım, bu AB girişinin nasıl yapıldığını ekran görüntüleri eşliğinde web sayfamda ayrı bir sayfada size verdiğim, gösterdiğim 2001 yılında Erasmus Plus başvurusu nasıl yapılır sayfasında ulaşabileceğiniz daha ayrıntılı sayfalarda da görsellerle beraber açıklıyorum arkadaşlar. Oradaki adımları takip ederek hiçbir zorluk yaşamadan kaydınızı yapabilirsiniz. Kuruluş kaydını tekrar etmeme gerek yok. Dediğim gibi ülke merkezli ve merkezi projeler olmak üzere PIC kodu veya organization ID alacağız. Eğer kuruluş kimliği alacaksak organizasyon ID, ulusal ajansa projemizi başvuracağız demektir. Bunun için önceden şu bilgileri hazırlamamızda fayda var kuruluş kaydını yapacaksak. Kuruluşla ilgili veriler, görev tanımımız, adresimiz gibi, yasal adres. Kuruluşta irtibat kişisi. İrtibat kişisi siz olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kuruluşun yasal temsilcisi olmak zorunda değil. Çünkü yasal temsilci bütün haberleşme süreçlerine zaman ayıramayabilir. Başka işlerinin yoğunluğundan dolayı. Dolayısıyla spesifik olarak bu projeye, hazırladığınız projeye odaklanacak sizseniz veya başka bir arkadaşsa onu irtibat kişisi olarak belirtebilirsiniz. Sizin dışınızda veya bu arkadaşın dışında yetkili kullanıcılar olacaksa onların da önceden hazır etmenizde fayda var. Yani formu doldururken acaba şu arkadaşı da mı yazsak, bunu da mı yazsak yerine, vakit kaybetmek yerine buradaki dört bilgiyi başlıkta hazırlarsanız çok daha kısa sürede kaydınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada adımları veriyorum. Birincisi bununla ilgili platforma gidiyoruz. İkincisi kaydet tuşuna tıklıyoruz. Eğer daha evvelden giriş yapmamışsak AB giriş bilgilerimizi kullanarak geldim. Başlamak için sesi kısıyorum. Organizasyon kuruluş verilerini giriyoruz. Yasal adrese giriyoruz.
irtibat kişisini giriyoruz, yetkili kullanıcıları giriyoruz ve gönder tuşuna basarak, submit tuşuna basarak kaydımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu adımlar içerisinde karıştırmayın. İkinci adımımız kuruluş kaydıydı. Kuruluş kaydı sarı olarak belirttim. Kuruluş kaydının kendi içindeki adımları da mavi olarak görüyoruz burada. Birinci adım. Platforma giriyoruz. Erasmus Plus and European Solidarity Corps. Bunu Türkçe'ye Avrupa gençlikle ilgili program, daha evvelden Avrupa Gönüllü Hizmeti, AGE veya EVS diye anılıyordu. Şimdi Avrupa Gönüllülük Hizmeti. Gönüllülük Hizmeti, evet. Avrupa Dayanışma Birlikleri dendi ama Türkçe'de Avrupa Dayanışma Programı olarak kullanılıyor. Evet, Avrupa Dayanışma Programı diye de geçiyor. Ne diye geçiyor? Avrupa Dayanışma Programı, ESC. Evet, Avrupa Dayanışma Programı ama birebir çevirisi bunun Avrupa Dayanışma Birlikleri Programı. Erasmus Plus'la beraber bu platform üzerinden girdiğinizde bu platformu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kurumunuz daha evvelden kayıtlı mı diye bir arama yapabiliyorsunuz. Ayrıca kurumlarınızı, daha evvelden kayıtlı kurumlarınız varsa Erasmus Plus'la ilgili hibe duyurularını, fırsatlar diye geçiyor burada. Ve Avrupa Dayanışma Programı ile ilgili fırsatları görebiliyorsunuz. Bu platforma girişinizi yaptınız arkadaşlar. Linki nerede? Sayfada var linki. Burada uzun uzadıya versem de zaten not etseniz de bir işinize yaramayacak. Arama yapmak istiyorsanız PIK kodunuzu daha evvelden varsa buraya girmek suretiyle arkadaşlar search butonuna tıklıyorsunuz ve arama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şu görüntüme sorayım. Evet, ikinci adımda görüyorsunuz şu menüdeki organizasyon başlığına tıklıyorsunuz. Register my organization kurumumu kaydetten devam ederek bu linke tıklamak suretiyle eğer daha evvelden login yapmamışsanız bu ekran çıkıyor. Yapmışsanız şu ekrana geliyorsunuz arkadaşlar. O kurum kayıt sistemi. Burada edit butonuna tıklamakla bilgilerinizi girmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Otomatik kaydetme işlevine sahip değil bu sayfa arkadaşlar. Onun için hatırlatmak istedim bunu. Sol alttaki Register My Organization butonunu tıklayarak kaydınızı tamamlamadığınız sürece tarayıcınızı kapatmamanız gerekiyor. Kapatırsanız o dakikaya kadar girdiğiniz bilgileri kaybediyorsunuz. Başka bir web sayfasına geçerseniz de kaybediyorsunuz. Onun için bu sayfanızda kaydettiğiniz bilgileri kuruluşumu kaydet butonuna tıklayarak sürekli save etmeniz gerekiyor. Kayıt işlemini tamamlamak ve ilerlemenizi kaydetmek için mavi yan sütünde en alttaki kuruluşumu kaydet butonunu tıklamamız gerekiyor. Ancak tüm zorunlu bölümler tamamlanıncaya kadar da bu buton aktif hale gelmiyor arkadaşlar. Gerekli belgeleri de yüklüyorsunuz ve böylece ek bölümler kullanılabilir hale geliyor. Platformun böyle bir özelliği var. Bir sonraki ekranda arkadaşlar kuruluşumuza dair bilgiler isteniyor. Kuruluşla ilgili veriler. Burada gördüğünüz bütün bilgileri girmek zorundasınız. Bunlar tabii İngilizce bilmek zorundasınız. Burada Türkçe seçeneği var ama şu başlıklar Türkçeleşiyor. Şu sağ üstten İngiliz yerine tıklayarak Türkçeyi seçebilirsiniz. Bir iki slayt sonra bunu gösterdim. Ama şuradaki bilgiler değişmiyor. Bunlar yine İngilizce olarak kalıyor. Siz buraya kurumunuzla ilgili bilgileri girmek zorundasınız. Mesela legal name dediği yasal temsilcisinin ismini yazmanız gerekiyor buraya. İşte business name dediği kurumunuzun adını yazmanız gerekiyor. Bu vereceğiniz bilgilerin doğruluğunda mutabık olmanız, anlaşma içerisinde, uyum içerisinde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu platformu kullanacak diğer arkadaşlarla birlikte. Eğer biriniz başka bir şekilde algılar, başka bilgi girmeye çalışır, diğeriniz başka bilgi girmeye çalışırsanız karmaşa oluşur. Onun için mesela tek bir net adresiniz olması lazım. Farklı farklı şekilde kiminde cadde belirtilmiş, kiminde mahalle belirtilmiş, kiminde belirtilmemiş şeklinde bir karmaşa yaşamamak için
veya yasal sorumlunun kim olduğu, birden fazla müdür yardımcınız var örneğin, kim olduğu konusunda ortak bir fikre varmış olmanız lazım bütün kayıtlı kullanıcılar tarafından. Bunu belirttik, daha önce PİK numarasını girerek ulaşabiliyorsunuz. Tekrar kayıt olmanıza gerek yok çünkü o bilgiler çıkıyor. Burada her satırın önünde bir i mavi yuvarlak içerisinde dikkatinizi çektiyse i simgesi yer alıyor arkadaşlar. O simgeye tıklamak suretiyle orada istenen bilgiler hakkında detaylı bilgi edinebiliyorsunuz. Yasal adresiniz isteniyor. Bu da basamaklar halinde. Şehir, posta kutusu, posta kodunuz, efendim telefonunuz, varsa faksınız, ikinci bir telefonunuz, web siteniz, buraya girmeniz gerekiyor. Buraya gireceğiniz bilgiler mümkün olduğunca doldurmak lazım arkadaşlar. Bunlar zaten kırmızı olarak işaretli olanları, kırmızı yıldızla işaretli olanları zorunlu olarak dolduruyorsunuz. Bir proje başvurusu yapılacağı zaman otomatikman buradaki bilgiler forma gidecek. Düşünün ki Almanya'daki bir kuruluş sizi ortak olarak aldı projesine ve koordinatör kuruluş olarak başvuruyu o yapacak sizin adınıza da. Ve başvuruyu yaparken sizin organizasyon kimliğinizi yahut PİK numaranızı girdiği zaman sizin burada vermiş olduğunuz, kayıtta vermiş olduğunuz bilgiler otomatikman çıkacak başvuruda. Dolayısıyla doğru ve yeterli bilgi vermek önemli burada. Kuruluş irtibat kişisi, dediğim gibi contact person, yani komisyon gerektiğinde yahut ulusal ajans gerektiğinde kimle sıkı işbirliği, iletişim içerisinde olacak? Bu işe daha çok zamanını ve enerjisini verecek olan, proje yürütücülüğünü üstlenecek olan arkadaşın görev almasında fayda var burada. Sizin dışınızda başka yetkili kullanıcılar olacaksa arkadaşlar, onların bilgilerini benzer şekilde giriyorsunuz 8. adımda. Ve bütün işlemleri tamamladıktan sonra sizin kurumunuz kaydınızın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirten ve gördüğünüz üzere bir harfle başlayan, yanılmıyorsam 9, 2, 4, 6, 8 haneli, toplamda 9 haneli bir organizasyon kimliği veriliyor. Benzer şekilde arkadaşlar bu kimliği not ediyorsunuz, artık sizin kuruluşunuzu Avrupa Komisyonu indinde, gözünde tanımlayan kod bu arkadaşlar. Bu kodu bütün iletişimde bu kod kullanılıyor. Ulusal ajans da bu kodu kullanacak sizinle ilgili iletişimde veya bilgi alışverişinde. Yürütme ajansına başvuracaksanız benzer bir süreci izleyerek bu kez PİK numarası elde edeceksiniz. Onun farkı başında buradaki gibi bir harf yok. 9 haneli rakamlardan oluşan bir PİK numarası. Örneğin Ufuk 2020 programına başvuracaksanız, ki eğitim kurumları ARGE ve inovasyon programı başvurabiliyorlar, PİK numarası elde etmek zorundasınız ve bütün iletişimi o PİK numarası üzerinden yürütüyorsunuz. Bundan sonra bir şunu göstereyim arkadaşlar, şurada statüs durumunuz, yani draft veya registered olarak çıkıyor. Bu successful, başarılı olarak işlemin sonuncaya kadar her şey taslak olarak çıkıyor. Daha sonra registered oluyorsunuz. Artık kayıtlı bir kullanıcıya dönüşmüş oluyorsunuz. Burada da registered yazısı aktif hale geliyor. Bundan sonra akreditasyonlar ve belgeler diye iki bölüm var. Eğer isteniyorsa akreditasyon bölümüne ve belgeler bölümüne de gerekli belgeleri yükleyerek devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burada dikkat edin, organizasyon ID'niz ve registered kayıtlı olduğunuzu bu ekran belirtiyor zaten. Böyle bir işlemi yaptıktan sonra örneğin benim sayfaya girdiğimiz zaman geçen senelerde bakın bu şekilde My Organizations, benim kuruluşlarım başlığı altında hangi kuruluş adına giriş yapmışsanız kendi kuruluşunuzu, web sitenizi, PİK numarası varsa PİK numaranızı, kuruluş kimliği varsa kimlik numarasını, ayrıca bir kayıt numarasını, vergi numarasını burada net olarak görüyorsunuz. Bunu görüyorsanız zaten başarılı bir şekilde kayıt sürecini tamamlamışsınız demektir arkadaşlar. Geldik üçüncü adıma. EU login'i yaptık, oturum açtık, kuruluşumuzu kaydettik,
Ve şimdi proje başvuru formunu doldurma aşamasına geldik. Erasmus formlar, bunun linkini web sitemden alabilirsiniz arkadaşlar. Girişinizi yaptıktan, kuruluş kaydınızı da yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın burada Türkçeyi seçmişim. Burada bir takım yerler Türkçeleşmiş oluyor. Erasmus formlar gibi başlıklar ama alt başlıklar, şurada fırsatlar başvurularım Türkçe. Fakat alt başlıklar İngilizce olarak kalıyor. Dolayısıyla siz bilmiyorsanız İngilizceyi, yanınızda İngilizce bilen bir arkadaştan destek almanızın faydası var bu süreçte. Yaptığınız, daha evvelki kullandığınız formları burada görebiliyorsunuz. Peki online olarak gördüğümüz bu formları indirip kendi bilgisayarımızda görebilir miyiz? Offline olduğumuz zaman da istediğimizde yararlanalım diye. Evet arkadaşlar, buna da imkan var. Şimdi onu göstereceğim. Proje başvuru formunu Erasmus'u indirmek için şu Erasmus ve European Erasmus Plus and European Solidarity Corps page'ine, sayfasına girdikten sonra Erasmus fırsatlarına tıkladığınızda arkadaşlar şu sayfaya geliyorsunuz. Burada bakın K210, K210 VET, K220 her birinin alt alta dizilmiş şekilde altlarında apply, başvuru yap butonu yer alacak şekilde kutucuklarda açıklamaları var. Siz bunlardan birine tıkladığınız zaman arkadaşlar, Türkçeyi burada göstermiştim. Şuradan seçebiliyorsunuz. Şu sağ üstte. Bunu geçiyorum. Evet, burada PDF diye şu sağ üstte göreceğiniz 3 butonun ortasındakine tıkladığınız zaman arkadaşlar, boş da olsa, henüz bir giriş yapmamış da olsanız başvuru formunu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Şu PDF'ye tıkladığınız zaman başvuru formunu, yani şurada gördüğünüz formu, sizden istenen bilgileri içeren formu bilgisayarınıza PDF formatına indirmiş oluyorsunuz. Oraya girdiğiniz bilgileri daha sonradan kes yapıştır fonksiyonuyla bu forma online olarak bir oturumda doldurmanız mümkün. Önceden orada bütün bilgileri hazırlarsınız. Neler var? Bakın, içerik, projenizin adı ne? İngilizce adı ne? Bu arada bu formu Türkçe de doldurabiliyorsunuz. Ancak Türkçe doldurmanız tercih edeceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Yöntem neden? Avrupalı ortaklarınız olacaksa onların da bütün buradaki açıklamaları, anlamaları gerekecek. Dolayısıyla ortak, herkesin bildiği bir dili kullanmanızda fayda var. Anlaşılmaması halinde proje uygulama sürecinde bir sürü hibe kazansanız bile karmaşayla ve sorunla karşılaşacağınız anlamına gelir bu. Şuradaki alt alta şu i'leri hatırlayacaksınız. Dokunduğunuz zaman bunlara web sitesinde açıklamalar çıkıyor. Katılımcı ortak organizasyonlar, projenizin tanımı, hazırlık için ne yaptınız, yönetimi nasıl yapacaksınız, proje sonuçlarını nasıl üreteceksiniz, çoğaltıcı etkinlikleriniz neler olacak, öğrenme ve deneyim aktiviteleriniz neler olacak, zaman çizelgeniz hangisi, özel harcamalarınız olacak mı, sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacaksınız, bütçeniz nasıl olacak, projenizi nasıl özetlersiniz gibi bütün istenen kutucuklara sınırlı sayıda kelimeleri kullanmak suretiyle projenizle ilgili bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Proje başvuru formunu indirip buradakinin adeta kopyasını indirip kendi bilgisayarınızda bütün bu bilgileri hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da buraya aktararak proje başvuru formunu doldurabilirsiniz. Hepsini doldurduğunuzda en sonunda bir checklist çıkıyor. Zaten sizi uyarıyor, eksiğiniz varsa şu bilgiyi girmemişsiniz diye, dönüp tekrar o eksikleri gideriyorsunuz. Ama bütün bilgileri bu sayfadaki gibi, bu sadece başlangıçtayız arkadaşlar. Devam eden sayfalarda bütün bilgileri girmek zorundasınız. Girdikten sonra, formu doldurduktan sonra Declaration of Honor denilen bir doğruluk beyanı. Yani girdiğiniz bütün bilgileri yasal temsilciniz tarafından onaylandığını bilgilerin gösteren formu imzalı ve kaşeli doğruluk beyanını giriyorsunuz. Eğer başvuru süresinde bununla beraber ortaklık yetki belgesi denen mandatları
giriyorsunuz kuruluşlardan, alacağınız ortak kuruluşlardan, sizinle işbirliğini taahhüt eden kuruluşlardan ve eğer başka belgeler varsa onları, eğer burada bir imzalama ve kaşe mühürleme konusunda yetiştirmede sorun yaşarsanız bunlar eksik olarak da gönderebiliyorsunuz. Ortaklık yetki belgesini, mandate arkadaşlar. Daha sonradan ama projenizin hibe kazanması halinde orijinal olarak imzalı ve mühürlü belgeyi sağlamak koşuluyla. Evet, başvuru burada doğruluk beyanını nasıl ekliyorsunuz? Şurada bakın ekler kısmına geliyorsunuz. Şunlar yukarıda kaldı bir kısmı. İşte çoğaltıcı etkinlikler, zaman çizelgesi, bütçe falan geçtikten sonra, proje özetini geçtikten sonra ekler seçeneği var. Doğruluk beyanını ekleyiniz, tıklıyorsunuz ve dosyanızı giriyorsunuz. Başka istenen belgeler varsa onları da bu şekilde giriyorsunuz. Kırmızı yıldız ile işaretli olduğunu burada vurguluyorum. Doldurduklarınız mesela şuradaki gibi arkadaşlar, kırmızı yerine yeşil tikle işaretleniyor. Budget summary'de olduğu gibi. Eğer kırmızı işaretli bir bölüm varsa orada bilginiz henüz eksik demektir. Formu doldurmaya ara vermek için My Applications, uygulamalarım sekmesinden kapatabiliyorsunuz. Kaydettikten sonra demin bahsettiğim şekilde tekrar döndüğünüzde My Applications'ta uygulamalarım sekmesinden forma yeniden erişebiliyorsunuz bu forma arkadaşlar. Gönderilmesi işlemi en kolay adımı. Şuradaki gönder butonu her şey tamam olduğunda şu anda inaktif, burada görüyorsunuz açık mavi, koyu mavi aktif hale dönüşüyor. Buna tıklamakla gönderebiliyorsunuz. Peki gönderdikten sonra değişiklik yapabiliyor musunuz? Son başvuru tarihine kadar değişiklik yapmanıza imkan veriyor arkadaşlar. Onu zaten doldurmayla ilgili kılavuzlardan da öğrenebilirsiniz. Eğer öyle bir kısıt varsa orayı check etmenizde fayda var. Dediğim gibi her programın kendine göre kuralları olabiliyor. Yıldan yıla da değişiklik gösterebiliyor. Dikkatli olmak lazım ama şimdiye kadar önceki deneyimlerde benim bildiğim son başvuru tarihinde başvuru formunun üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar. Tam bir saatimizi doldurmuş olduk ve son slaytlara geldik. Bütün elektronik formlar Brüksel saati olarak son başvuru tarihi belirleniyor elektronik formlar için. Bu seneki formların saatleri 12 veya 17 olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla bizim ülkemiz Brüksel'den farklı zaman diliminde olduğu için bu saat farklılıklarını dikkate almak çok önemli. Bu yüzden benim tanık olduğum birçok proje kabul edilmemiş oluyor arkadaşlar. Sistem açık kalabiliyor. 12'yi 5 geçe yükleyebiliyor arkadaşlar. Bir takım problemlerden dolayı süresinde yetiştiremiyorlar. Yüklendiğini varsayıyorlar ama daha sonra da başvurularının geçersiz olduğu bilgisi geliyor. Dolayısıyla siz sistemin açık olmasına kanmayın. Saat 12 ise belirtilmişse Brüksel saatine göre 12'de, 17 olarak belirtilmişse Brüksel saatine göre 17'de başvurularınızı mutlaka yüklemiş olun. Hatta şunu da söyleyebilirim. Son saatlerde büyük bir sıkışma olduğu için aksaklıklar yaşanıyor. Bazen bu konuda tolerans gösteriyor. Yararlandırıcı kuruluş bir süre daha esneklik sağlıyor ve bunu bildiriyor başvuranlara. Ama istisnai bir durum bu. Buna güvenerek hareket etmeyin. Öncesinden, bir iki gün öncesinden hatta o yoğunluk sırasına denk getirmeden başvurularınızı gönderin. Emekleriniz küçük bir zaman ihmali yüzünden boşa gitmesin arkadaşlar. Dediğim gibi proje hazırlama sürecini bu eğitim bilgilendirmenin konusu değil. Her şeyi bir havuz halinde görmemize gerek yok. Ayrı ayrı programlarda bunlar zaten anlatılıyor. Ben de anlatıyorum. Farklı yerlerden de bu bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Biz bugünkü bilgilendirmede Avrupa Birliği'nin eğitim, deneyim, gençlik ve spor programı olarak bilinen Erasmus Plus çatısı altında proje başvurusu yapmak için hangi adımları izlememiz gerektiğini ve işin mantığını gördük. Anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederim ve hepinize
başarılar ve bol şans dilerim. Ağzınıza sağlık Baki Hocam. Oldukça verimli ve bilgilendirici hem de çerçeve bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bu saatte bizlerle birlikte olduğunuz için, hafta sonunuzu bize ayırdığınız için, değerli katılımcılarımıza da aynı şekilde. Dilerseniz soru cevap bölümüne geçelim. Bir yandan hocalarımız yazıyor. Aslında bir iki tane sorumuz var gibi chatbox'ta. Fakat sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Hocam? Yoksa direkt soru cevap bölümüne geçelim mi? Şunu söyleyeyim arkadaşlar, soru cevap bölümüne geçebiliriz ama çerçeve çok önemli arkadaşlar. Yani sınır tanıyarak, burada bu konuyu anlattık ama başka bir konuya gidelim şeklinde değil de bu başvuru süreciyle ilgili olursa sorularınız, bu çerçeve içerisinde hareket edersek çok daha doğru ve spesifik hareket etmiş oluruz. Ben de tabii bilgin dahilinde olan konuları cevaplayabilirim. Olmayan konuları isterseniz araştırabilirim. Daha sonradan imkan olsa veya bir şekilde cevaplamaya çalışırım. Evet. Bugünkü sunumumuz içeriğinden özellikle hocamıza yöneltmek istediğiniz sorular varsa değerli katılımcılarımız, dilerseniz mikrofonlarınızı açıp da sorabilirsiniz. Ya da chatbox'tan yazmak isterseniz biz de yönlendirebiliriz. Bir takip edelim hocam. Bu arada Telegram'da bir grup oluşturdum arkadaşlar ve kanal oluşturdum. En üstte görüyorsunuz adresini. Bu tür eğitimler, bilgilendirmeler yaptığım zaman, duyuruları yahut web sayfamda bu konuyla ilgili yaptığım yayınları sosyal medya hesaplarından da duyuruyorum. İsteyen arkadaşlar buralardan da takip edebilirler. Sesim alınıyor mu Ebru Hocam? Sesiniz geliyor Elif Hocam, buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum Baki Hocama. Bir sorum olacak. Yabancı dil yeterli değilse bu projelere katılabiliyor muyuz? Yani yabancı yok denilecek kadar az. Bir sıkıntı oluyor mu? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Şöyle düşünün, yani başvurabilirsiniz, hibe de kazanabilirsiniz ama o eksikliğin yaratacağı sıkıntıları da yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Doğru. Başka başvuran ama bu tür sıkıntısı olmayan kişiler bu sıkıntıları yaşamadan yürütüyorlar. Evet. Bazı programlarda daha önceden dil konusunda gelişim sağlamanız için de bütçe başlıkları var. Ama şimdiye kadar benim gördüğüm kadarıyla çok etkili olmuyor. Yani çok küçük şeyler öğrenebilirsiniz ama yabancı dili geliştirmekte fayda var. Bunun için de hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Eğer bu konulara gönül veriyorsanız, ilginizi çekiyorsa bir taraftan da yabancı dil öğrenmenizi tavsiye ederim. İngilizce özellikle. Çok teşekkür ediyorum Egner. Kulağa gelsin. Biz teşekkür ederiz hocam. Siz sunumu devam ettirirken hocam bir Ayşegül Demir hocamızdan soru vardı. Onu ileteyim izninizle. Diyor ki eski EU Login ECAS hesabım yanlışlıkla silindi. Tabii ki eski başvurum da silinmiş oldu. Yeni hesap aldım. Fakat eski başvuruma nasıl ulaşabilirim diyor. Bilginiz dahilinde mi? E-mail adresini eğer giriyorsa yeniden parolasını isteyebilir. Aynı e-mail adresine yeniden parolası gelebilir. Password'un. Linki gelir. Teşekkür ederiz hocam. Yunus Emre hocamızdan bir soru görüyorum chatbox'ta yine. Diyor ki ülke merkezli proje ve merkezi projelerin farkını tam olarak anlayamadım. İkisi de aynı siteden gerçekleşmiyor mu? Proje içerikleri aynı değil mi? Tam olarak farkı kavrayamadığından dolayı neden böyle bir fark olduğunu öğrenmek istiyor. Şöyle, komisyon K1, K2, K3 diye önce sınıflandırmış bu eylemleri. Ana eylem 1, ana eylem 2, ana eylem 3 şeklinde ve bunlardan bazılarını ülkelerin yönetimine vermiş ama bazılarının yönetimini Brüksel'deki yürütme ajansına bırakmış. Komisyon kendisi yönetiyor bunları dolayısıyla. Başvurmak istediğiniz proje kategorisini ulusal ajansın web sitesinde merkezi sınıflandı kategoride mi yer aldığını, ülke merkezli kategoride mi yer aldığını öğrenebilirsiniz. Ulusal ajansın web sayfasında açık açık belirtiliyor bunlar arkadaşlar. Bizim zaten şu ana kadar sizin çevrenizde duyduğunuz başvurusu yapılan ve uygulanan projeler çok büyük bir ihtimalle yani %99'u merkezi projeler, ulusal ajansa tarafından yönetilen projeler. Ama şunu unutmamak lazım, artık
Eskiden Ulusal Ajans'ın Turna diye bir sistemi vardı ve oraya başvurularınızı yüklüyordunuz. Artık Turna'nın işlevi kalmadı. Bütün başvuruları komisyonun demin anlattığım portalları üzerinden yapıyorsunuz. O kendi içerisinde dağılımını gerçekleştiriyor. Ulusal Ajans'a veya Brüksel'deki yürütme ajansına gidiyor. Siz yani hangi programa başvuracağınızı Ulusal Ajans'ın web sitesinden ülke merkezli projeler başlığı altında görebilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Biz de aslında hani şunun altını çizelim. Bu konuda en sağlam kaynak tabii ki yine program rehberinde olacak. Hocalarımıza özellikle bir daha altını çizerek hatırlatmak isteriz ki lütfen rehberi çok dikkatli okusunlar. Özellikle hangi alanda, hangi program kod üzerinden proje yazmak istiyorlarsa önce ona karar verdikten sonra mutlaka onunla ilgili olan kısmı, sonra programın önceliklerini, işte yatay öncelikleri vesaire, o genel anlamda bazı beklentiler var tabii ki, sadece hani kod işte K1, K2 ya da işte meslek eğitimi mi, okul eğitimi mi'den ziyade onlara da çok iyi bir bakmalarını tavsiye edebiliriz bu anlamda. Tabii ki Ulusal Ajans'ın sosyal medyalarını da, asıl web sitelerini de takip etmelerini önemli rica edelim. Bir sorumuz daha var bu arada hocam. Bu zannediyorum okuduğum kadarıyla gençlik projelerine yönelik gibi anladım ama siz yine cevaplamak isterseniz diye yönlendireyim hocam. Kurum dışında grup oluşturarak başvuru şansımız olduğunu biliyorum. Grup oluşturmamız nasıl gerçekleştirilir demiş hocamız. Ozan hocam. Program rehberine çok doğru bir şeye işaret ettiniz Ebru hocam. Katkınız için teşekkür ederim. Program rehberi çok önemli arkadaşlar. Aklımıza gelebilecek konuyla ilgili bütün soruların cevaplarını bulabileceğimiz tek kaynak rehber. Ama ansiklopedi gibi bir kaynak olduğu için okumaya çok, zaten çok okumaya düşkün bir toplum değiliz. Okumayı, yani rehberi okuyarak öğrenmek yerine dinleyerek veya kulaktan dolma bilgilerle daha çok hareket ediyoruz. Ama rehberde grup olarak nasıl başvuruda bulunabileceğiniz açıklanıyor arkadaşlar. Bu seneki, her sene küçük modifikasyonlar olabiliyor. Onun için her yılın güncel rehberini okumanızda fayda var. Birkaç yıl önceki rehberi okuyarak oraya göre hareket ederseniz bu yıl geçersiz çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Farklı hareket etmiş olabilirsiniz. Grupta kaç kişi olması gerektiği, bunları nasıl temsilci belirleyeceği ve bu başvurunun nasıl yapılacağı adım adım anlatılıyor başvuru Erasmus Plus rehberinde. Örneğin 4 kişilik bir grup oluşturup ve uygun bir başvuru olabilmesi için programda açıklandığı şekilde eylemleri, faaliyetleri içeren bir proje tasarlamış olmanız gerekiyor. Yani ben bir meslek eğitim projesi yapayım ama bunu grup olarak yapayım şeklindeki yaklaşım doğru değil. Grup olarak hangi çalışmalar, faaliyetleri yapabileceğiniz rehberde net olarak açıklanıyor. Teşekkür ederiz hocam. Aslında bir hocamız yeni dönemle ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz demiş ama tabii onu biz geçen hafta yapmıştık. Hatta onunla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Çiğli İl Milli Eğitim Özel Büro YouTube sayfamızda biz aynı zamanda yaptığımız sunumu da kaydettik. Dolayısıyla YouTube kanalımızdan tekrarını da izleyebilirsiniz sevgili hocam. Bir soru daha var hocam. Belki hocam zamanınızı alıyoruz biraz ama hocalarımızın da sorularını yönetmek istiyorum izninizle. Diyor ki başarısız hibe alamamış veya kabul edilmemiş projelerin veri tabanına nasıl ulaşabiliriz ya da kabul almış projelere nasıl ulaşabiliriz? Aslında bunun bir cevabı var. Buyurun hocam. Evet, demin gösterdiğim benim organizasyonlarım başlığına tıkladığınız zaman, o linke tıkladığınız zaman daha evvelden yaptığınız proje başvurularını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada aynı zamanda Erasmus Plus Project Plus mıydı hocam? Erasmus Project Results'ı da olur, değil mi? Evet. Onu da yazalım olmazsa. Buradan da diğer projelere bakarak hem fikir edinebilirler değil mi? Hangi projeler geçmiş, hangi yılda, nasıl uygulanmış, hedef kitle neymiş, konu neymiş, yani nasıl bir sonuç elde edilmiş gibi kendilerine örnek olabilecek projeleri de Erasmus Project Results sayfasından yine ulaşabilirler. Ben yazıyorum bir yandan. Burada ben bir arkadaşımızın sorusunu görüyorum. Elif Altunkaya. Kuruluş derken çalıştığımız okulu mu kastediyor diye sormuş. Evet arkadaşlar, İngilizce karşılığı organizasyon. Organizasyon dediği zaman Türkçedeki kurum, kuruluş, mesela bir sivil toplum kuruluşu, bir kamu kuruluşu, bir yerel yönetim birimi,
bir eğitim kurumu, bunların hepsini kastediyor. Yani kurum veya kuruluş diye Türkçe'de çevirebileceğimiz bütün organizasyonlar İngilizce'de organization olarak geçiyor. Biz onu çevirirken bazen kuruluş, bazen kurum gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Bazen yerel yönetim diyoruz aslında örneğin veya eğitim kurumu diyoruz. O kuruluşu kastediyoruz. Yani bir yönetimi olan ve bir tüzel kişiliği olan organizasyonel yapılanma kastediliyor. Evet. Tuğçe Hocam demiş K1 ve K2 eğitimleri olarak vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, zaman içerisinde vermeyi düşünüyoruz. Yine hem belki o konuda Baki Hocam bizleri kırmazsa K1 ya da K2 hangisini kendisi tercih ederse ilerleyen süreçte onunla olabilir. Ve diğer bir konuyla da ilgili yine alanında uzman başka bir hocamızla da inşallah bir organize bir eğitim ayarlayabilirsek inşallah önümüzdeki süreçlerde çok da süre geçmeden, çünkü gerçekten başvuru süresi oldukça kısa zaten hali hazırda, sizlerle yine hocalarımızı buluşturmayı evet planlıyoruz Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. Tuğba Hocam'dan bir soru var. Diyor ki Erasmus ortaklığı projeler için güvenilir ortakları nereden bulmamızı önerirsiniz? SEG'den mi ve forumda dolduracağımız kısımlarda kelime karakter sınırlaması var mı demiş. Bu sene evet sınırlar var ama buyurun hocam. Evet sınırlar var, onu cevapladınız. Birinci sorusuyla ilgili olarak da EU Login'le Avrupa bir AB girişi yaptıktan sonra o portalda arkadaşlar Find Search Partners diye bir linki görecekler. Oraya tıklayarak ortaklık arayışında bulunabilirsiniz. Kurumlar, siz de kendi kurumunuzu veri tabanına girip başkaları ortak aradığında uygun bir ortak olarak sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz. Onun dışında birçok yol var. Sosyal medya çok etkin olarak kullanılıyor bundan. Ama benim şu ana kadar deneyimlerimin gösterdiği en çok sizin iletişimde olduğunuz, daha önce proje uygulamış olan kuruluşların ortaklık kurduğu kuruluşlarla yapılan ortaklıklar sağlıklı sonuçlar veriyor. Yani proje uygulamış olan diğer okullarla veya diğer kuruluşlarla iletişim içerisinde olursanız, onlar daha önceden bir proje uygulamış ve ortaklık kurduklarını ifade ettikleri kurumlar varsa Avrupalı, onlarla kuracağınız ortaklıklar çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, yine geçen haftaki sunumumuzda YouTube kanalımızda da bulabilecekleri gibi ortak arama platformlarından da yine söz etmiştik. Ondan dolayı da yine hocalarımızı o sunuma yönlendirebiliriz. Bir de hocam aynı zamanda şunu sormuş. Doğruluk beyanının içeriğini net anlayamadım. Yine kısaca açıklar mısınız hocam demiş. Kurum yasal temsilcisiyle ilgili. Evet, orada kurum yasal temsilcinizi, adresinizi, birkaç satırlık bilgi istiyor sadece arkadaşlar. Onları girip imzalayıp mühürleyip gönderiyorsunuz. O Declaration of Honor, orijinal adı, onun anlamı bu proje başvurusunda her kim doldurmuş olursa olsun kuruluşunuz adına verilmiş olan bilgileri kurum yetkiliniz onaylıyor anlamına geliyor arkadaşlar. O belgeleri de indirebilirsiniz. Benim web sayfasına ekleyeyim onları. Eğer yoksa bahsettiğim web sayfasına tıklayarak o belgelerin formlarını indirebilirsiniz. Hocam bir de Duygu hocamızın sorusu var. Önceden yapılmış bir projemiz var ise yeni proje için PIC ve Organization ID tekrar almaya gerek yok değil mi diyor. Doğru. Daha evvelden PIC numarası almışsa gerek yok. Otomatik olarak bir organizasyon ID atanmış oluyor PIC numarası varsa eğer daha önceden. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Merve hocamızın sorusuna geçiyorum o zaman. Proje koordinatörünün yetkileri nelerdir? Projeye verilen hibenin kontrolü koordinatöre mi aittir diyor. Yasal temsilciye ait arkadaşlar. Burada tabi bu apayrı bir konu. Başlı başına hazırladığım kitapta ayrıca bir bölüm olarak yer veriyorum buna. Koordinatörün belli görevleri var ama esas sorumlu olan, yani yararlandırıcı kuruluşun, ulusal ajansın veya başka bir programından yararlanıyorsanız ilgili yararlandırıcı kuruluşun muhatap aldığı kişi kurumun en üst düzey yetkilisi. Bütün harcamalarda ve uygulamalarda onun onayı olması gerekiyor. Proje koordinatörü proje ekibini yönetmekle sorumlu. Uluslararası düzeyde olursa proje ekiplerinin farklı ortak kurumlardan proje ekiplerinin oluşturduğu konsorsiyum dediğimiz ekibi yönetmekle projenin gidişatını, ilerlemesini kontrol etmekle, gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumlu. Bambaşka şeyleri var.
tanımları var. Yani proje koordinatörlüğü de örneğin proje yürütücülüğü ayrı bir şey. Onların farklı görev tanımları var. Bizim bugünkü konumuzun dışında ama öğrenmekte fayda var. Dediğim gibi yani hazırladığım kitapta buna genişçe yer vereceğim. Teşekkür ederiz hocam. Muzaffer hocam da yine birçok hocamızın herhalde zihnine ses olmuş. Diyor ki görevlendirme olarak milli eğitimde ya da başka bir kurumda çalışıyorsak kadromuzun bulunduğu okul için Erasmus projesinde yer alabilir miyiz? Ya da her iki kurum içinde ayrı ayrı projelerde görev alabilir miyiz diye soruyor. Bu tamamen başvuran kuruluşun inisiyatifindeki bir konu arkadaşlar. Eğer o kuruluş kabul ediyorsa sizin proje ekibinde görev almanızı sorun yok. Proje ekibinde kimlerin görev alacağını başvuran kuruluş kendisi belirliyor, onaylıyor ve doğruluğunu da beyan ediyor. Taahhüt ettiği şekilde isterse devam ettiriyor ki doğrusu o ama birçok durumda da projede taahhüt edilenin dışında değişiklikler de yapılabiliyor. Yani burada şunu... Ben burada hocam, bir devreye girebilir miyim Ebru Hanım? Sahip olmuşlar. Buyurun müdürüm. Pardon Ebru Hanım, sesim geliyor mu? Buyurun müdürüm, duyuyorum. Ha, şimdi Vakı Hocam bir açıklama yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi kurumunda görev yapan öğretmen arkadaşların hareketliliğe katılmaları öngörüyor zaten Ulusal Ajans. Bununla ilgili illerde de onay alınırken, varlık olarak alınırken mutlaka kadrosu bulunduğu okulda belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Yani Zafer Hocam'ın sorduğu soruya cevaben, evet kadrosu kendi okulunda ise, başka okula görevlendirme çalışıyorsa, projede sizin dediğiniz gibi gerekçeli bir şekilde pozisyonu belirlenip hareketliliğe katılabilir. Eğer hareketlilik sorusu hareketlilikse. Fakat kendi kurumunda değil, kadrosu kendi kurumunda değil, X kurumu proje yazıyor. Fakat A okulunda görevlendirme ise bunların hareketliliğini maalesef ilden reddiyor. Bunu da açıklamış olayım. Teşekkür ederim hocam. Ben ekranda sizi görmüyorum ama sesinizi duydum. Katkınız için teşekkür ederim. Belki şunu da ekleyebiliriz buna. Proje döngüsü yönetimi eğitimlerinde özellikle benim altını çizdiğim bir konu var. Proje yürütme ekibiyle proje faaliyetlerinin katılımcılarının aynı kişiler olması gerekmiyor arkadaşlar. İki farklı grup bunlar. Yani projenin mutfağında çalışan, formları hazırlayan, başvuruları gönderen, bütçeyi yöneten, harcamaları yapan, diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için mutfağında çalışan arkadaşlar projenin yürütme ekibi. Mesela mesleki eğitim için başvuruyorsanız, bir proje yürütücünüz oluyor program kurallarına göre. Bir teknik asistan oluyor, bir idari asistan oluyor, bir de araştırmacı veya eğitmen oluyor. 4 kişilik bir ekibiniz oluyor. Bu ekip projenin hazırlanması, uygulanması, yürütülmesi konusunda sorumlu. Ama projenin içinde örneğin bir hareketlilik olabilir. Proje yönetim toplantısı Almanya'da yapılacak bir proje yönetim toplantısı olabilir. Bu toplantıya yürütme ekipleri katılıyor. Fakat projede bir eğitim etkinliği var. Örneğin eğitici eğitimine 15 günlüğüne Avusturya'da bir katılım sağlanacak. Proje yürütme ekibi ayrı, onlar tarafından hazırlanacak, proje yürütme ekipleri tarafından hazırlanacak kriterlere göre seçilecek ve o faaliyete katılımcı olacak grup, eğitici grubu bu kişiler olmak zorunda değil. Hedef grup olarak proje terminolojisinde adlandırılıyor. Ayrı bir grup olabilir arkadaşlar. Onun için proje demin Ramazan hocamdı galiba katkı veren değil mi? Doğru. Evet hocam. Açıkladığı şekilde projeye katılımcı olacaksanız bunun mantığı şu: projede katılımcı olabilmek için o uygulanan projenin uygulayan kurumun yani okulun diyelim öğretmen birçok arkadaşımız olduğu için okulun kendi insan kaynağı kapasitesini geliştirmeye, kendi kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik bir proje olacağı için, hile bunun için kullandırıldığı için, o kurumun bünyesinde çalışan arkadaşlardan oluşması gerekir. Ama proje ekibinde yer alacaksa, mesela Milli Eğitim Müdürlüğü'nden veya başka bir yerden de kurum yetkilisi görevlendirme suretiyle
proje ekibinde çalıştırabilir o arkadaşı. Fakat bu proje ekibinde çalışması, proje yürütme ekibinde çalışması projenin her etkinliğine katılımcı olacağı anlamını taşımaz. Katılımcı olması projenin hedef grubu içerisinde, yani projeden fayda sağlayacak, bir gelişim elde edecek, bir uzmanlık kazanacak, vizyon kazanacak grup içerisinde olması demek. Bunun da projeyi uygulayan kuruma katkısının olması demek. Dolayısıyla siz kendi okulunuz için bir proje yaptınız, kendi kurumsal kapasitenizi ve insan kaynağı kapasitenizi geliştirmek istiyorsunuz. Fakat hiç alakası olmayan kişileri seçip de projede yurt dışındaki hareketliliğe göndermeniz tutarlı bir şey değil. Zaten program kurallarına göre de engelleniyor bu. Geçerli harcama sayılmıyor sonuçta. Yapılmış olan harcamayı iade etmek durumunda kalıyorsunuz. Program kuralları çok katı arkadaşlar Avrupa Birliği projelerinde. Biz çok hoşgörülü bir toplumuz. Sosyal yaşamda çok hoşgörülüyüz. Bunu iş yaşamına da yansıtmaya eğilimliyiz. Yani esnek davranabiliyoruz fakat Avrupa Birliği projelerinin kuralları çok katı. Bizim kültürel olarak alışık olduğumuz o esnekliğe cevap vermiyor maalesef. Ki zaten hibe, sonuçta siz bütün harcamalarınızı raporlayarak beyan ediyorsunuz. Uygun harcamalarınız hibeden karşılanmış oluyor. Uygun olmayan harcamalarınızı iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Komisyon diyor ki çok güzel bir şey yapmışız. Projeye belki faydası da olmuş ama biz size bu koşulla hibeyi kullandırmamıştık. Bize bunu taahhüt etmemiştiniz. Daha sonra yazdığınız projede olmayan şekilde hareket ettiğiniz için, yönetim süreçlerine uygun hareket etmediğiniz için hibe olarak bu harcamayı kabullenemiyoruz diye istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor. Hocam bir örnekle katkıda bulunabilir miyim hocam? Mesela A okulunda bir öğretmenimiz, koordinatör öğretmenimiz, Fransızca öğretmenimiz, Fransızca projeyi yazıyor. Hibe geçtikten sonra öğretmenimizin başka aynı yine aynı bu öğretmenimiz rantabil hale getirerek ilde sorunu okulda herhangi bir Fransızca dil bilen biri olmadığından dolayı veya Fransızca öğretmeni olmadığından dolayı başka okulda atanmasına rağmen varlık oluruyla biz bu arkadaşlarımızı, Denizli için söylüyorum, Denizli'den geldik buraya biz, bu öğretmen arkadaşımızın tekrar projede hem koordinatör olarak görevi sürdürmesi hem de hareketle katılması önünü Denizli yerelinde olarak açmıştık. Tabii ki bazı illerde uygulamalar farklı olabilir. Çünkü 5442 yasa bizi bağlıyor bu hususta. Burada da sıkıntılarımız oluyor Sayın Hocam. Şöyle, Uluslar Ajans'ın kriterleriyle, uygulamalarıyla maalesef illerdeki bu kanunun uygulamalar arasında yaşanan sıkıntılar, inşallah kitabınızda da bir küçük pasaj olarak yer alırsa çok sevinirim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok haklısınız. Bizim her iki yönden bağlayıcı, hem yerel mevzuata uygun hareket etmemiz lazım hem de komisyonun mevzuatına uygun hareket etmemiz lazım. Çalışmalarımızın karmaşıklık yaratmaması için. Sağ olun. Son bir soruyla bitirelim isterseniz Ebru Hocam. Tabii bu arada ben hem katılımcılarımızdan hem de sizlerden çok özür diliyorum hocam. Teknik bir sebepten dolayı internetimin bağlantısı kesildi. Dolayısıyla ben de hani hem internet koptuğu için bağlanamadım hem de maalesef chat bölümündeki soruları kaybettim. Tekrar girince de şu anda chatteki soruların en son sadece yazılan iki taneyi yakalayabildim. Diğerleri için hocalarımız süreyi oldukça aştık zannediyorum. İsterlerse çok acil bir soru var derlerse lütfen kaybettiğimiz sorular için seslerini açsınlar, sorsunlar dilerlerse. İsterlerse de bize yönelsinler, biz size soralım ve daha sonrasında kendilerine dönüş sağlayalım. İki tane görebildiğim soru var o zaman hocam. Eğer sesini açmak isteyen ve sormak isteyen direkt katılımcımız yoksa ben onları size yöneltmek istiyorum. Buyurun. Evet. O zaman Tuğba hocamızın sorusu var. Diyor ki ben soru formunun PDF'sini indirdiğinizde kelime sınırlaması. Buyurun hocam. Hocam soru çok pardon. Hocam. Benim sorum evet görünmüyor şu anda da sizden. Onun için ben mikrofonu açtım. Şimdi eTwinning üzerinden proje kurucusu olarak, yurt dışı ortaklı proje kurucusu olarak okul üzerinden mi KBIR projesine, öğrenme hareketliliği üzerinden başvurmak gerekiyor? Teşekkür ederim. Evet, kuruluşunuz adına başvurabiliyorsunuz. Teşekkürler hocam. Rica ederim.
Ebru Hanım'ın interneti tekrar koptu galiba. Evet, ben bakayım sorularınıza. Rehberin Türkçesi yayınlanıyor arkadaşlar. Son birkaç yılda 2017'ye kadar bildiğim kadarıyla Türkçesi var. Ama Ulusal Ajans'ın çevirdiğini biliyorum ve kısa süre içerisinde yayınlanacak düzenlediğini. Ebru Hocam, sizi tekrar kaybettik galiba, döndünüz. Hocam herhalde hatta bir sıkıntı var Vakı Hocam. Ben baktım chatbox'tan. En çok K2 istiyorlar hocam arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu süre içerisinde bir K2 toplantısı. Evet, K2 en sofistike projeler, özellikle sektörel ortaklıklar, beceri ortaklıkları, en kapsamlı projeler. Onları yapan, başaran bir arkadaş için diğer projeler a piece of cake oluyor. Yani bir parça keke dönüşmüş oluyor. Kitabımda bir özellikle mesleki eğitim projelerine dair örnekler üzerinde duruyorum. O konuda isteyen arkadaşlar ondan da yararlanabiliyorlar. Bir arkadaşımız Instagram adresiniz varsa takip edelim diyor. Şu son slaytta ben sosyal medyadaki 5 şeyimi paylaştım, adresimi paylaştım. Onların arasında Instagram'da var. Baki Karaçay olarak bütün sosyal medya hesaplarımı almış bulunuyorum. Yani bitişik olarak Baki Karaçay yazdığınızda her sosyal medya kanalında benim sayfama ulaşabilirsiniz. Eğitimleri nereden takip edebilirsiniz? Bahsettiğim benim eğitimleri YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. 15-16 proje başvuru formlarının nasıl doldurulacağına dair daha önce bir eğitim düzenledik geçtiğimiz ay. O başvuru formunun içeriğindeki sorulara ne cevap verilir, o konuyla ilgili bilgilendirme videosunu da bulabilirsiniz orada. Baki Hocam, ben ne yazık ki tekrardan düştüm. Yapacak bir şey yok şu an. Hakikaten çok ilginç bir sorunla karşı karşıyayım. Sürekli sistem atıyor nedense beni. Birçok şeyi kaçırdım ama şöyle diyebilirim. Zaten süremiz doldu. Mesajları da göremiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Demin de belirttiğim gibi. Ben eğer herkes şu anda chatbox'ta görebiliyorsa mail adresimi yazdım. Lütfen oraya sorularınızı yönlendirin sayın katılımcılar. Biz de hocamıza sorup size tekrardan geri dönüş sağlayalım. Yaşadığımız teknik aksaklık için, internet kopması için de özür diliyorum. Baki Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sorun olmadı. Siz çok bir şey kaçırmadınız. Gayet güzel oldu. Ümit ediyorum arkadaşlar da ihtiyaçları olan bilgilere ulaşmışlardır, yararlanmışlardır. Size ve tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar ve bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam, katılımınız ve gerçekten bu güzel bilgilendirme sunumunuz için. Biz minnettarız. Çok teşekkür ederiz. İnşallah belki de başka bir eğitimde en kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Bu verdiğim aslında mail adresine katılımcılarımız aynı zamanda taleplerini de iletebilirler. Oradan talepler doğrultusunda da yeni eğitimler için biz de organizasyon yapabiliriz inşallah elimizden geldiğince. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Müdürüm de bir söz söylemek isterse son olarak, daha sonra programı kapatmak istiyoruz. Müdürüm, burada mısınız? Tamam. Biz teşekkür ederiz. Herkes tek tek yazıyor. Çok sağ olun. Katılımınız için tekrar tekrar teşekkür ediyor ve bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Çiğli İlçe Milli Eğitim olarak selametle kalın diyoruz ve inşallah bu hafta sonunuzda bize ayırdığınız için tekrar teşekkür ederek bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.